Hepinize selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra YouTube kanalıma video çekmeye tekrardan başladım. Çektiğim bütün videoları tek tek unutun. En güzel şekilde YouTube kanalıma baştan başlıyorum. Bugün ne mi yapacağız? Bugün biliyorsunuz ki şöyle göster. Evet, bugün size villamızı, evimizi, içerik evimizi, her şeyimiz olan yeri size tanıtacağım. Ama ondan önce de ekip arkadaşlarımı tek tek çağıracağım. Anladan birkaç kelime söylemesini isteyeceğim hepsinden tek tek. Sonra da villayı gezmeye başlayacağız. O zaman ufaktan hepsini tek tek çağıralım mı? Merhaba efendim, saygılar arkadaşım. Mehmet Cemet'in yanında bugün evet, ben. Evet, ekibimizin kunduzu, ekibimizin... Hayır olayı, ben sana gidiyor muyum? Doğru, burası da benim kanalım kanka. Kendi kanalını dersin. Tamam, tamam, kendi kanalımda iyi diyeceğim. Hatırlatın bunu. Evet, Yiğitcan neler söylemek istersin? Evet, böyle. Öncelikle Mehmet'in kanalına gelmeye çok uzun zaman olmamıştı. Çünkü doğum günü videosunda ben de vardım. Hatırlarsınız orada. Reklam yıldızı olarak Yiğit resmi. Ne söylemek isterim? Evimiz için mi, kendimiz için mi? Evimiz için, kendimiz için. Evimiz çok huzurludur. 8+1 evimiz var arkadaşlar. Banyosu, tuvaletim. Ne diyeyim oğlum? Ev çok güzel işte. Gel gezdirelim, birlikte bakalım. Bu yeni şeyler için neler düşünüyorsun? Yeni şeyler için neler düşünüyorsun? Yeni ekip hakkında falan. Arkadaşlar, burası çok güzel bir yeni düzenek, yeni sistem. Diğer evler gibi değil. Bunu tekrardan açıklayayım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burası diğerleri gibi değil yalnız. Onun altını çizersek hiç emin değilim. Altını, bunu hatta buraya bir alt yazı geçin abi, tamam mı? Diğer alt yazı bence bunu açıklama edeceğiz oğlum. Bak mahallemize eskici bile geçiyor arkadaşlar. Gelin gelsin. Tamam. Evet, gelsin. Evet. Bekle gelsin. Abi bizim mandallar vardı. Ekibimizin güzel mi güzeli? Aysude. Lakabını söyleyeyim öncelikle. Vız vız. Neden vız vız diyorum? Yaptığım tüm hareketleri kendi yapmış gibi üstlenip ve bak hala yapıyor. Şey yapıyor. Aysudeciğim, villamız hakkında, yeni ekip hakkında, ev hakkında neler söylemek istiyorsun? Mükemmeliz. Mükemmeliz değil. Tek kelimeyle. Tek kelimeyle mükemmeliz. Evet. Tamam o zaman. Şey bak, tek kelimeyle anlat da. Tek kelimeyle anlat. Bizi tek kelimeyle anlat. İki kelimeyle anlat. İki kelimeyle anlat. Tek kelimeyle anlatsın. Tek kelimeyle anlat. O benim her şeyim. Onu bilmiyorum. Lan zaten bir şey vardı ya. Tamam tamam. Biz bak, seni anladık. Bu videonun şey, bunu biliyorsun olsan sen çok iyi hatırlıyorsundur. Suyun altında bir dakika boyunca nefesini tutarsanız 60 saniye nefesini tutmuş oluyorsunuz. Bunun montajı hep vardı, hatırlıyor musun? Senin videonun. Aa, bir şey sıkıyor var. Neyse. O zaman sizi şöyle köşemize alalım. Almam. Diğerlerini çağıralım. Ben elimde. Hadi, hadi. Elini tutuyor musunuz lütfen? Evet. Benim kanalımda. Ooo! Tamam, hadi tamam. Ve evimizin neşesi, küçük mü küçük, tatlış mı tatlış olan Yeşim resmi. Nereye gidiyorum tam olarak? Yeşim. Mehmet. Yeşim'de böyle sağlık saçma sapan hareketlerimiz var. Çünkü onunla öyle anlaşıyoruz biz. Evet. Yeşim'cim, yeni evimiz hakkında, ekip arkadaşımız hakkında neler düşünüyorsun? Bize söyler misin? Çok iyiler. Yani iyi anlaşıyoruz şu anlık. Güzel. Şaka şaka, ev çok güzel. Yani bayıldım abi. Bu kadar. Tamam, yeşimizden uğrayalım hadi. Hadi yeşim. Ve sırada evimizin yakışıklı mı yakışıklısı Samet Iğzası. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Samet'cim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sizden şimdi şey istiyoruz efendim. Evimiz hakkında düşünceler, yeni ekip hakkında, yeni oluşum hakkında neler düşünüyorsunuz efendim? Şahsıma münhasır konuşmak gerekirse, evden içeri girdiğiniz andan itibaren bir eğlence kastırıyor sizleri. Bu öyle ya da böyle, buna görüyorsunuz zaten. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki gerçekten çok eğleniyoruz burada. Bu eğlendiğimiz saatleri, vakitleri de sizlere yansıtmak istiyoruz. Gerçekten mükemmel bir ekibiz. Gerçekten kamera arkası da çok iyi. Çok güzel işlerle sizlerle olacağız. Mehmet de, Yiğit de, saymıyorum artık, herkes de burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yıllardır tanıdığım insanlar zaten. O yüzden her şeye hazır olun. Çok güzel şeyler olacak. Teşekkürler Samet Bey. Ben teşekkür ederim. Bize böyle güzel bir konuşma yaptığınız için, arkadaşlarımız gibi salak salak konuşmadığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Siz de hakikaten uğurlayalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Ve ekibimizin bir dakika gel konuşalım diyen ismi Ensar Leyze. Hoş geldiniz Ensar Bey. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk Mehmet Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizden ev hakkında, yeni oluşum hakkında, bu yeni ekip hakkında, yapıcı altlarımız hakkında bir düşüncelerinizi alalım efendim. Şöyle neler söyleyeyim. Neler olur? Alanlarındaki en iyi isimlerin olduğu bir ev. Zaten ev de mükemmel gördüğünüz gibi. Ve en iyi işlerin çıkabileceği bir ev olduğu için çok mutluyum. Şimdiden piyasadaki herkese geçmiş olsun.
Zaten devamında biz de biliyorsun. Evet, o zaman seni de şöyle uğurlayalım. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Geldiğiniz için efendim. Allah'a emanet. Yalnız kimse de ilgilerinde gelme bir daha. Ve evimizin haşmetli mi haşmetli erkek gibi belki Eren. Hoş geldiniz Eren Bey. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sizi gördüm, daha iyi oldum efendim. Evimiz hakkında, yeni ekip hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Duygu Bey, düşüncenizi alalım lütfen kameraya karşı. Ekibimiz çok güzel. Şu anlık hepimiz çok iyi anlaşıyoruz bu evin içinde. Hiç sıkıntı yok. Yemek falan her şey iyi, yerli yerinde. Mehmet bazen biraz böyle bokluk yapıyor, başka bir şey yok yani. Onun dışında Mehmet dışında bir sıkıntımız yok. Öyle yani, güzel işler başarırız hep birlikte inşallah. Böyle. Mehmetli başarırız umarım bu işlere. O kadar. Tamam, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben efendim. Teşekkür ederim Mehmet. Size şuradan kapıdan uğrayalım efendim, dönmemek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah havuza falan düşersin de üstü falan sanır. Ve ekibimizin son erkek üyesi Barış Resmi. Lan Barış, neresin oğlum? Öncelikle selamun aleyküm. Kardeşim bir saattir selam bekliyorum, çocuk benim ismimi unuttu ya. Barış'ım hoş geldin kardeşim. Şimdi senden ekip hakkında duygu ve düşüncelerini alacağız. Ya böyle istiyorsan, o da sıkışmayalım. Şimdi senden ekip hakkında duygu ve düşünceler isteyeceğiz efendim. Neler düşünüyorsun ekip hakkında, yeni ev hakkında, yeni ekip hakkında? Diğerlerinden bizi farklı kılan şey ne yani? Onu bir daha söyler misin? Ben söylemek istemedim çünkü. Ya şu kadar diyeyim, duruşumuz yeter, bu bir. Öncelikle bir Oğuzhan Keser'imiz var. Evet, tabii onu biliyoruz. Yani kamerayı tutuşu başka adamın. Bir duruşumuz var. Diğerlerinden farkımız sadece en ufağından başladık. Duruşumuz yeter diyelim. Evet. Ve başka ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun ekip hakkında? Neler olacak falan? Ya gerçekten de şaka maka bir yana çok güzel şeyler olacak. Biz buraya sadece toplantı TikTok çekmeye gelmedik. Çok güzel şeyler yapmaya geldik. Büyük bir şeyler yapacağız burada zaten. Herkes beklesin ve görsün. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Siz de şöyle kapıdan uğurlayalım inşallah. Sopamızı alalım mı? Tabii tabii, buyurun. Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. Sen de iyi bak. Arkadaşlar ben size kısacası... Ve arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Burada artık biliyorsunuz ki yeni projeye başladık. Yeni insanlar, yeni ekip. Ama tek değişmeyen kişiler belli zaten, Oğuzhan Keser. O hala yanımda, benim abim. Burada neler mi yapacağız arkadaşlar? Burada... Yani bizi diğer evreden farklı kılan şey, yani onların yapamadığı şeyleri yapmak. Yani bizim yaptıklarımızın bence şöyle söyleyeyim, kopyası çıkmayacak, anladınız mı yani? Öyle şeyler yapmayı düşünüyoruz ki burada teaserımızdan belli oluyor yani zaten. Öyle söyleyeyim size. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece lafta kalmasın çünkü herkes konuşuyor ama icraat yok. Ben çok konuşmak istemiyorum ama icraatımızı zamanla herkese göstereceğiz. Siz de buna zaten şahit olacaksınız. İçerikler konuşsunca nerede susacak zaten. Ondan demin olabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Villamızı tanıtıma geçelim. Şöyle yavaş yavaş istiyorsanız başlayalım. Burada güzel bir kapımız var. Otomatik sensörlü kapı olduğu için şu an kapatamayacağım ama geçelim biz. Eve girince hemen şöyle sağ tarafta güzel bir su alanımız var. İsminin ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şeye benziyor. Şöyle bu tarafta giriş kapımız var. Hemen bu tarafta da bir oyun aktivite alanımız var. Şöyle gelelim. Şurada çardağımız var. Şöyle yavaş yavaş gelelim. Şurada da ayak tenisimiz falan var. Genelde arkadaşlarımız orada top oynuyor falan. Hatta şöyle çekelim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Ayak tenisi mi oynuyorsunuz? Arkadaşlar, hatta ben de bir yer inip oynayayım mı? Tamam, başlıyor muyuz? Demet şimdi koyacak kameraya. Gördüğünüz gibi yine geldik. Sonra dedim arkadaşlar, bu da çok güzel bir mangal alanımız var. Tabii ki de en sevdiğim bölüm burası olabilir. Mangalımızı yapıp burada yiyoruz tabii ki de. Şöyle yavaşça evimizi tanıtmaya istiyorsanız geçebiliriz. Yavaşça evin içine geçelim, gelin. Sen mi geldin? Gel hadi gel. Gel. Küçük bari. Tabii ki de evimizin girişi çok güzel. Burada parmak okutma sistemi falan var. Şöyle okutuyorsunuz. Hakikaten gelen misafirimize böyle selamlıyoruz hepimiz. Şöyle gelince burada bir dolabımız var. Aynamız. Gelenler saçını yapıyor falan şöyle. Hemen şurada çok güzel eğlence alanımız var. Havuzumuz. Benim evde en sevdiğim bölge burası. Açık ben söyleyeyim. Havuz girişine dedi. Şuradan mı? Düşmeyelim. Şöyle açıyorsunuz.
Burada eğlence videoları olsun, gelen misafirlerimiz olsun, hepimiz burada eğleniyoruz, video falan çekiyoruz. Havuzumuz şu şekilde. Tabii ki ısıtmalı olduğunu söyleyeyim, herkes yoktur bu. Hemen burada da gelen misafirlerimizi aralamak için koltuğumuzda da öteki koltuklarımız gitmiş, dün video çekerken galiba. Burada da şöyle fonlarımız var, yeşil, beyaz, siyah olmak üzere. Böyle duvarlarımız falan da bu şekilde. Sonra burada da güzel bir video çekme alanımız var. Renkli renkli, bence çok güzel. Burası da çok değişik bir yer, telefonun içinde. Burada TikTok videosu çekmek için veya başka videolar çekmek için kullanıyoruz genellikle. İçi zaten bayağı apaydınlık bir yer. Hatta şöyle göstereyim size. Böyle aydınlık, pozitif enerji seçen bir yer burası. Yani alt katımızın salonu da bu kadar. Sonra şimdi şurada saunayla fuar odamız var. Buradan çıkınca merdivenlerimiz renkli gördüğünüz gibi. Her tarafımız enerji saçıyor. Böyle yukarıya çıkınca da burada bir ayak var. Artık bir çimli ayak. Büyük ihtimalle Aysu'nun ayağı olabilir. Arkadaşlar burası da salonumuz, genellikle buradayız biz zaten. Böyle gelince güzel fonlarımız var, böyle çikolatalı falan. Ben kendime bunu yenilebilir sanmıştım ama yenilmiyormuş. Burada bir disko topumuz falan var, eğlence amaçlı. Böyle geldiğinizde şöyle eğlenceli bir masa var. Tabii ki de bunu artık kim yaptıysa helal olsun. Çok güzel yapmış, ben çok beğendim şahsen. Burada güzel fonlarımız var. Burada tabii ki de bir balkonumuz var. Sonra şimdi burada koltuklarımız olsun, eğlence alanımız olsun, hepsi var. Burada TikTok yayınları yapıyoruz, videoları bizi yetle burada çekiyoruz. Gelen misafirlerimiz olsun, haber kanalları olsun, hepsini burada aralıyoruz zaten. Artık bilmeyen kalmadı burayı. Böyle gelince burada bir bahçemiz var. Sabah kalktığımızda çay içmek için. Eren ne yapıyorsun Eren? Ben düşünüyorum. Beni mi düşünüyorsun? Burada da kedilerimiz var, böyle güzel bahçemiz var. Gel. 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 Bu ilk geldiğinde benden kaçıyordu, şu an bana çok alıştı. Gel. 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 Şimdi de kaçıyor, alışmamış galiba bana. Böyle gelince bahçemiz var. Hatta böyle aşağıda yine Yiğitcan top oynuyor. Yiğitcan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yiğitcan? Neyi ödedin? Allah Allah. Başkanım. Arkadaşlar ben buraya çıktım. Yürü be. Ben buraya çıktım. Neden çıktın? Bunun benim yok. Saygıda arkadaşlar, değerli kardeşlerim ve basın mensupları. Yiğitcan oradan böyle çıksın, 200 TL vereceğim. Hadi. Hadi çık. Yok, destek almak yok. Tamam çık, hadi çık. Bir düşsün, ayağı kırılsın da aklı başına gelsin. Hadi Yiğitcan, güveniyorum sana. 100 evet. Lirası senin, 100 lirası benim kardeşim. Tamam kardeşim. Yemek yeriz, hadi. Tamam, çıkamam. Evet, çıkamam diyor dönün gibi. Ben malımı tanırım. Sen mi deneyeceksin? Tamam, sen de dene. Oradan ne burada? Tamam, dene. Hadi gel. İşte buna da evin kurbağası oluyor. Bir sağa zıplıyor, bir sola zıplıyor. Gel bakalım, gel. Gel. Evet, gördüğünüz Tazmanya canavarımız. Kurbağa oluyor işte. Ne, lakabı diyorsun bunu? Geldi. Bir şey diyeceğim kanka. Bak Allah bize kapı yapmış, tamam mı? Merdiven yapmış, oradan çıktın diye. Sen niye buradan çıktın? Bize başlıkla bakalım. Biz iddiayı çok seven insanlarız. Evet. Baktım iddia var. Tamam. O yüzden çıkmaya çalıştım ve çıktım. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Rica ederim. Para ödülü falan yoktu. Aferin olsun. Sadece olsun. Sadece çıkmış oldu. İddia olsun. Böyle işte güzel yerler keşfettik biz arkadaşlar evimizde. Evet, hırsız girebiliyormuş. Hırsız girebilir yani. Bizim evi vurursanız gelmeyin sakın bak. Evde silah falan var, ölürsünüz, ben size söyleyeyim. Böyle yavaş yavaş istiyorsanız gelin benim odama geçelim. Ben size kendi odamı da tanıtayım. Arkadaşlarımızın özel şeyleri olsun, onu tanıtmayayım ben size. Şöyle. Böyle nereden çıkıyorsunuz? Merdivenden çıkınca... Gelecek. Arkadaşlar şimdi size kendi odamı tanıtacağım. Kendi odamı çok seviyorum çünkü... Sabah kalkınca tam güneş alan oda benim olduğu için yine pozitif başlıyorum genellikle. Burada benim şöyle güzel bir yatağım var. Burada da gelen misafirlerimi aralamak için bir yatağım var. O eşyalarımı takılım ben, o da poşetler falan. Burada da güzel bir dolabım var. Son derecemi. Burada gece oturup dertleşmek, sohbet muhabbet etmek için şöyle iki tane puf gibi bir şeyimiz var. Burada balkonum var. Balkonumu çok seviyorum çünkü sabah kalktığımda burada her sabah bir kahve içerim. Çünkü güne beni mutlu başlatan bir şey. Buradan bir balkon konuşması mı yapsam ya? Yiğitcan! Saygıdeğer TikTokçu halkı. Burada, burası benim balkonum. Dün bunu astım ben böyle öylesine. Bence çok güzel. Şöyle. Böyle bir balkonum var. Balkonumu çok seviyorum. Çünkü bak hala güneş geliyor yani, düşünün. Videodayım be kanka.
ne yapıyorsun demiştim bak. TikTok çekmek için şöyle kendime bir şık aldım. Bu ışık da Cengizhan abiden çaldım, inşallah biri izlemez. Şöyle gelince burada bir giyim ve odam var. En takımlı. Böyle giyim ve odam var. Zaten burada TikTok falan çekiyoruz yani değişim falan yapmak için. Sonra burada tuvaletim var. Tuvaletim çok güzel hep söylüyorum. Mesela burada çok güzel bir aynam var. Değişim ve işim çekmek için. Burada jacuzzim var. Herkes jacuzziye girmek falan istiyor ama bok girersiniz. Burada tuvaletim falan var işte. Böyle güzel bir odam var arkadaşlar. Ben odamı çok seviyorum şahsen. Bence evin en güzel odası benim. Öyle arkadaşlar. Evimiz bu şekilde. Yani evimizin her bölgesi, her alanı güzel. Her alanı kullanışlı. Video çekmek için, TikTok çekmek için, her şey için güzel yerler. Zaten ben de YouTube kanalıma aylarda video yapmıyordum. Zaten evin vlogunu çekip açacağımı size söylemiştim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonra haftada iki video ya da üç video gelecek. Bilginiz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kocaman öptüm size. Bay bay. Arkadaşlar şimdi evimizin tarafındaki köpekleri besleyeceğiz. Hatta bir tanesi şöyle bize bakıyor. Gel. Ve korkmasın ki. Bence yiyeceklere mi utanıyorlar gibi geldi. Yemiş. Şimdi ben arabayı kapattım, yemeğe başladı. Bence biz dedim, bence öyle daha sağlıklı olacak gibi geliyor ama. Aynen. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ben bir daha geleceğim. Söz. Yesin. Yesin. Tamam. Şimdi kanka diğer köpüşleri bulmaya geçelim. Hadi bakalım.